İyi misin? İyiyim, iyiyim. Azıcık ağrıdı. Ben aslında kendim yürüyerek gelirdim ama... Niye, böyle daha havalı olmadı mı? Yani evet. Sen biraz dinlen, ben sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam ama ben de doğrulayım, tamam, öyle rahat edemem. Aa, aa, aa. Bugün böyle. Teşekkür ederim. Ya sen neler yaptın böyle? Al bakalım, afiyet olsun. Mavi. Sen omlet yapmayı biliyor muydun? Hem de mantarlı omlet. En iyisinden öğrendim. Tabii ki. Yakıştı. Sağ ol. Afiyet olsun. Onur. Her şey çok güzel, teşekkür ederim. Başka bir şey ister misin? Bunlar yeterli. Hatta şımardım bile. Sen yemeği niye de seninle konuşmak istedim, o kadar çok şey var ki. Benim de öyle. Tamam. Başlıyorum o zaman. Civan Koral'la senin başka bir meselen var demiştim. Doğruydu değil mi? Doğru. Ben aramızda hiçbir sır kalsın istemiyorum. Peki. Sen Bayhan Karasu ismini duydun mu hiç, Civan'dan ya da Hazar'dan? Hiç duymadım. Neden? Benim babam bir istihbarat ajanıydı. Anladım. Gerçekten mi? Annen? Annem ben 2 yaşındayken vefat etmiş. Yani bana öyle söylendi. Babam genelde iş için şehir dışında olduğunu söylerdi bana hep. Ha, bu arada marangoz olduğunu bilirdim ben. Geldiğinde de benimle çok fazla konuşmazdı zaten. 2 kelime eder sonra tekrardan giderdi. İşte ben de onların bir sevgi göstergesi olduğunu zannederdim. Neyse. Bir gün gene gitti. Sonra da gelmedi. Beni halamlar büyüttü. Sonradan öğrendiğim kadarıyla babam meğerse bir istihbarat ajanıymış. Ve en son uluslararası bir örgütü araştırıyormuş. Ve o örgüte sızmış. Civan'la Hazır'ın bağlı olduğu örgüt. Babanı o örgüt mü öldürdü? Benim teorim şu. Benim babam ölmedi. O örgüte sızdı. O örgütün bir üyesi oldu. Hatta bence basamakları orada bayağı bir tırmandı. Onur, nasıl bu kadar eminsin babanın yaşadığına? Elime Civan'la çekilmiş bir tane fotoğrafları geçti yakın zamanda. Ben Civan Koral'ın değil, Bayhan Karasu'nun peşindeyim. Onur, nasıl bu kadar eminsin babanın o örgütle çalıştığına? Ben böyle örgütleri bilirim. Organizasyon yapısını, işletim şemalarını hepsini bilirim. Bu örgütte bir tane üst akıl var. Benim babam çok iyi bir istihbarat ajanıydı. Bir sürü ajanlar yetiştirdi, yeni teknikler geliştirdi. Yani ajanların kitabını yeniden yazdı diyebilirim. Hala hakkında efsaneler anlatılır. Bunları yapabilmesinin sebebi aynı zamanda bir suçlu gibi düşünebilmesi çünkü. 24 senedir kayıp olan bir süper suçlu düşün. Benim babam o. Sen böyle olmasını istiyorsan haklısındır.
Aramızdan bir gizem daha eksildi mi? Aramızda bir gizem daha eksildi. Ama eminim konuşacak daha fazla şey var gibi hissediyorum. Bence zamanımız bol. Başka bir şey ister misin? Onur. Onur, ne oldu? Neden yatıyorsun? Onur. Onur, iyi misin? Ne oldu? Onur. Onur, ne oldu? İyi misin? Onur. Biri mi var? Onur, ne oluyor? Onur. Ne oluyor Onur? Bayan Karasu. Bayan Karasu buradaydı. Bayan Karasu. İyi misin? Onur, iyi misin? Bayan buradaydı. Bayan Karasu. Keşke inseydim aşağıya. O adamı kendi ellerimle öldürürdüm. Pislik. Pislik ya. Bu yaralı halinde mi? Evet, yaralı halimle Onur. Sen benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun galiba. Ya bir insan bunu nasıl yapabilir? Ece. Bu şırınganın yarısı doluydu. Benim o sırada düşündüğüm tek şey adamın seni fark etmemesiydi, anlatabiliyor muyum? Ben seni hayatın tekrar riske atamam. Bunu yapamam. Onur. Senin evine gitmen lazım. Ece lütfen. Onur, saçmalama. Seni bırakmayacağım tabii ki, tamam mı? Ece lütfen ısrar etme. Bak bu adam... Ya bu adam elime mi nasıl girdi ya? Onur. Lütfen. Bak lütfen. Sakın kendini suçlamaya kalkma, tamam mı? Onur bak, sen kendin söyledin. Adam senden daha deneyimli. Teşkilattaki birçok kişiyi o yetiştirmiş. Ama sende olup onda olmayan tek bir şey var. O da yürek. O adam seni neden felç etti? Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü senin yüzüne bakmaya cesareti yok. Seninle konuşmaya cesareti yok. Ne yaptı? Seni gafil avladı. Seninle konuşamıyor. Konuşamayacak kadar sevgisiz. O yüzden kaybetmeye mahkum. Bu dediğimi unutma, tamam mı? Kimsenin beni tehditleri eline pabuç bırakacak, bununla korkacak bir adam değilim. Bu adam beni sevdiklerimle tehdit ediyor Ece. Bu benim alabileceğim birisi değil, ne olursa beni anla. Onur. Bak sakın beni kendinden uzaklaştırmaya çalışma. Tamam, sen de o zaman uslu duracaksın. Söz mü? Söz, delirme. Güzel öyle civan falan duymak istemiyorum senden. Ya şimdi kızacaksın ama... Bence Civan'ın bu meselelerle pek bir ilgisi yok. Sen beni kıskandırmaya falan mı çalışıyorsun? Ben seni ne zaman kıskandırmaya çalıştım ve neden öyle bir şey yapayım? Hayır. Onur, ciddiyim. Civan'ın bu meselelerle ilgisi yok. Bir ses kaydı var. Melek sana teşkilata gidince dinletsin. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam. Bak birazdan eve korumalar gelecek. Senden sadece dinlenmeni istiyorum. Tamam, başka hiçbir şey yapma. Ben sana dinlen demedim mi? Ben çok bir şey yapmıyorum aslında.
Zaten dans edebildiğime göre herhalde salata da hazırlayabiliyorumdur. Bize çok güzel salata hazırladım ve peynir tabağı. Bunlarla doyar mısın? Artık doymazsam seni yerim. Olur mu? Geçelim mi içeri? Hadi geçelim. Gel bakalım. Oh. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen lisedeki en popüler çocuktun değil mi? Böyle basketbol takımının kaptanı. Hı hı. Bütün kızların gözdesi. Tabii ki. Biliyordum. Ne? Ne diyorsun? Şimdi bu dediğim seni çok şaşırtacak muhtemelen ama... ben hiç öyle senin sandığın gibi çocuk değildim. Nasıl yani? Basketbol falan zaten öyle şeyler yok. Bir kere asosyaldim ben, çelimsizdim. Hiç öyle popülerlik falan, ben bayağı bildiğin içine kapanık bir çocuktum yani. Ben bütün zamanlarımı Müfettüs'ün atölyesinde geçiriyordum. Bir kitap okuyordum, o kadar. Gerçekten mi? Saçmalama. Gerçek söylüyorum. Bir şey diyeyim mi? Şu an aşırı... bak gerçekten içim rahatladı. Çünkü kadınların popüler erkeklere karşı bir travması vardır. Popüler erkek travması var kadınlar arasında. Ben hayatımda böyle saçma bir travma duymadım. Evet, öyle. Nasıl ya? Basbayağı. Öyle tabii ki. Onur Karasu. Hmm. Sana çok belli etmiyorum ama ben kıskanç bir kadınımdır. Sen kıskanç mısın? Bayağı. Gerçekten hiç belli etmiyorsun. Evet. Çok belli etmedim ama bak ciddiyim, kıskancım ben. Ne gülüyorsun? Sen de kıskançsın. Ben kıskanç asla değilim. Bak, bana kıskanç değilim diyemezsin sen. Kıskanç değilim. Sen bildiğin çok kıskanç bir adamsın. Ben kıskanç biri değil. Sen beni o bir kıskanç erkek kategorisi... Civan sen Koral. Beni oraya... Ne olmuş ona? Tamam, kıskandım işte. Bana öyle bakma. Kıskandım mı, kıskanmadım mı? Ya ben Civan Koral'ın neresini kıskanayım? Boş beleş bir adam. Boş beleş, abar. Evet. Ne kere adam okumuş, 70 Londra'larda okumuş, 3 dil biliyor. 4. Saçmalama. Tabii ki. Ya sonuçta işini gücünü kurmuş... Ne var bunda? Bir alıcısı vardır yani. Bir alıcısı var diyemezsin. Nasıl ya? Derim. Bak. Hı. Yemin edebilirim ama asla ispat edemem. Hı. Kadınları etkilemek için diksiyon dersi bile almıştır. Ya saçma sapan. Tamam, ispat edeceğim. Aç onun bir tane sesli mesajı vardı. Neydi o? Hayır, Onur, hayır. Aç onu, aç onu. Onu aç. Böyle bir gecede. Böyle bir gecede onu dinleyeceğiz. Evet. Hadi ne olur. Bak çok eğleneceğiz. Sana söz veriyorum. Aç. Ece, ben şimdi terastayım. Yıldızlara bakıyordum. Senin dediğin gibi bir kapı hayal ediyorum. Bak aklıma harika bir fikir geldi ya. Ben hayatımı yazacağım Ece. Çok iyi. Efil efil nasıl geliyor? Bak bak bak, görüyor musun? Çok kötü. Tamam, kapatıyorum. Daha kapatma sakın. Ya hayır. Yeter. Ya ne oldu? Ne yapsan aklı çıktı. Ne? O sana bir ayı almıştı değil mi? Nerede o? Evde. Tamam, onu atar mısın bir zahmet? Kıskanç olmayana bak. Kıskanç değilim. Ayı sevmiyorum sadece. Ben sana aslan alırım. Bir şey diyeceğim. Burada böyle uyuyalım. Uyuyalım. Beni mi bekliyordun? Hayır. Korumalar mı acaba? Al bakayım. Ah.
Buyurun şefim. Kim bıraktı bunu? Neyi şefim? Olur. Böyle bahçeye çıkıp üstümüze battaniye... Ne oldu? Kim o gelen? Onur, ne oldu? Ne? Artık zayıf karnını biliyorum. Bir daha beni sinirlendirmeden önce iki kere düşün. Bu son uyarı. Onur. Onur, bana bak. Bana bak, korkma, tamam mı? Seni korkutmaya çalışıyor, lütfen. Korkutuyor zaten Ece. Sana zarar vereceği düşüncesi beni çok korkutuyor. Hayır. Bak, sen benimleyken bana kimse zarar veremez, tamam mı? Benim senin yanında olamam ki. Ben yedimdir seni koruyamam Ece. Başka bir yol olması lazım. Onur, tamam. Hazar'la bir daha konuş. Ekibi toplarsın yarın. Yeni bir plan yaparsınız. En iyisini, en doğrusunu bulursun. Sen o adamı yakalayacaksın bak. Biliyorum. Korkma lütfen. Ne yapacaksın? Ben onun anlayacağı bir dilden cevap vereceğim. Görecek o. Sen dışarıda korumaları mı saldın? Yani. Yani biraz saldırmış olabilirim, birazcık. Sonuç ne oldu? Sonuç, 6 korumayla beraber 2 kilo fasulye almaya gittim. Ya Onur, ne yapıyorsun? Koral Malikanesi mi burası, lütfen? Adam seni tehdit etti. Ben bunu ciddiye alıyorum. Bence sen de alsan iyi edersin. Zaten çok az kaldı. Sabır. Biraz geç bir doğum günü kutlaması oldu biliyorum ama... Doğum günü kutlu olsun. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Geldiler. Hadi. Beğendin mi? Çok meşhurdu. Alacağım, alacağım. Canım yine çok güzel olmuş her şey. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yesene Melih. Yiyorum, yiyorum. Çok güzel olmuş bu arada. Ellerine sağlık. Bir dakika, siz hepiniz nereden tanışıyorsunuz? Ben çıkaramadım yani, tuhaf bir ekip. Müfit, ben sana anlatacağım, anlatacağım da inanır mısın bilmiyorum. İşte bak, patatesten al. Evet. Ece'nin en güzel yaptığıdır, sostan da al mutlaka. Çok yedim ama yerim, biraz daha yerim. Yemek. Hı. 2 dakika varsa bir şey konuşabiliriz. Olur. Olur mu? Olur. Melek, benim seninle uzun zamandır konuşmak istediğim bir şey var. Bu akşam konuşalım mı? Yani müsait olduğunda. Tamam. Güzel olmuş Emekler burada. Sağ ol abi, evin önü. Bu ev ilk defa senin sayende böyle bir kalabalık gördü Ece. İyi ki varsın. Şefim, ben arada gelirim ya. Yüzeriz beraber. Ha? Yapalım mı? Yapalım be Melih.
O kadar isterim ki. Yani bu hayatta daha çok isteyeceğim bir şey yok. Yüzelim. Ya siz havuzu bırakın. Benim tekne var. Orada öyle boş boş yatıyor. Bir gün hep beraber buluşalım, şöyle bir açılalım. Ne dersiniz? Bak ben de balık tutarım. Bir de açarız. Islan. Harika olur. Şahane falan ha. Geldim, ben kapıdayım. Afiyet olsun. Sarı kız. Ececiğim, ellerin dert görmesin. Uzun zamandır böyle güzel bir gece geçirmedim. Yani hepsini sizin için yapacağım. Yani benim ailem olmadığı için hepiniz aile gibi oldunuz bana. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Keşke kardeşim de bu masada olsaydı ama umarım bir gün hep beraber oturur. Merhaba. Elif. Senin ne işin var burada? Ben davet ettim. Gece bitsin. Üçümüz bir konuşuyoruz. Gel, oturalım mı? Gel, geçelim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Sofrayı sen mi hazırladın? Evet. Ben sana bir servis açarım ama gel bakayım, aç ağzını. Alo. Merhaba Ayla. Abi. Bak. Onur'u uyardım, anlamadı. Söyle ona, yaptıklarının bedeli çok ağır olacak. Eğer beni alt ettiğini düşünüyorsa oyun daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Şu an o kadar mutluyum ki. Sana söz veriyorum, hiçbir şey mutluluğumuzu bozamayacak.